IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile beraberiz. Bugün karşı taraftan Mustafa Bey geldi. Arabası Mercedes. Ne markaymış? Arabada neler hissediyor? Verdiği gazın miktarıyla kendi devrinin toparlaması bize tek tek izleyecek. Mustafa abi merhaba. Merhaba abicim. Evet abi, herkes duysun, top sizde. Öncelikle teşekkür ederim. Kafamda buraya gelmeden önce çok soru işareti vardı. Tamam. Yalnız arabayı siz yaptıktan sonra o soru işareti denen hiçbir şey kalmadı. Allah razı olsun. Düşük devirde yani arabanın akışkanlığını hissedebiliyorum. Tamam. Gittiği yolu görebiliyorum. Ayağımı gazdan çekip tekrardan gaza aldığım zaman aynı devirde devam edebiliyorum. Çok güzel. Arabada ses olayı gitti. Bir ses vardı. O ses olayı da gitti tamamen. Tamam. Gayet huzurlu bir şekilde yani. Çok güzel. arkadaşlar dizel benzinli gazla ayırt etmiyor. Kesinlikle. Ben, Allah razı olsun. Ben şöyle söyleyeyim. Mesleğim tamirciyim. Kafanızda soru işareti olan varsa bana telefon etsin, yardımcı olayım. Dizellerde vakum girişi eksantrik pompa basıncını dengeleyecek bir vakum girişi oluyor. Bir de ayrıca dizellerin en büyük mantığında eksantrikten aldığı vakumu turboya interkole 5000'lik havayı veskete ve katalitik konvektörü soğutarak veriyor. Benzinlerde ise, ki bu arabamız şu anda benzinli, boğaz kelebeğinden önce havayı yüzeysel silindir yan moduna stokluyorum. Verdiği gaz freni takviye sağlıyorum. Dünkü motorcu bir arkadaş mantığın ne işe yaradığını, böyle saçma sapan bir şey var mı diye söylediğinde, bu videoyu seyrederse saçma sapan olmadığını da anlar. Ama saygı duyuyorum. Hep bana aynı şeyi söylüyorlar. Elin bilmem nesi bulamamış da sen mi bulmuşsun? Sence bulmuş muyum Mustafa? Kesinlikle bulmuşsun. Teşekkür ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu devirde bu sürati yakalıyor ve bir hiç kadar gazla gidiyor. Doğru mu? Doğrudur. Güle güle kullan diyorum Mustafa'cığım. Sağ ol. Arkadaşlar saygılar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Hoşça kalın efendim.